Değerli kardeşlerimiz, sorularla islamiyet.com sitemize gelen bir soru şöyle. Muharrem ayının orucu kaç gündür ve nasıl tutulur? Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam Efendimiz Muharrem ayını Şehrullah yani Allah'ın ayı olarak nitelendirmiş. Ramazan ayından sonraki en faziletli orucun da bu Muharrem ayında tutulan oruç olduğunu ifade buyurmuş. Müslim'de ve Nesai'de geçen hadis rivayetlerinden bu inceliği ve bu güzelliği fark ediyoruz. Muharrem ayının 10. günü Aşure diye adlandırılır. Özellikle Sami dinlerde özel bir yere sahip bulunan Aşure gününde cahil Araplar da oruç tutardı. Hz. Peygamber Aleyhisselatü Vesselam Efendimiz de gerek peygamberlikten önce ve gerekse Medine hicretinden sonra bu Aşure gününde de birkaç defa oruç tutmuş. Hatta Müslümanlara da tutmalarını emretmiş. Ama Ramazan orucunun farz kılınmasıyla birlikte bu orucu kendisi tutmadığı gibi diğerlerinde tut tutmaması konusunda isteğe bırakmıştır. Ayrıca Peygamberimiz Muharrem'in sadece onunda değil 9 ve 11. günlerinde de oruç tutulmasını tavsiye etmiştir. Bu nedenle Hanefi ve Maliki mezheplerinde Muharrem ayının 9. günü ile birlikte 10. günü ya da 10. günü ile birlikte 11. günü oruç tutulması sünnet kabul edilmiştir. Şafilerde ise bu ayın 9 ve 10. günlerinde oruç tutmayı müstehap görürler. Hanefi mezhebine göre Muharrem'in sadece 10. günü oruç tutulması Yahudileri taklit etme anlamına gelebileceği için Mekruh sayılmıştır. Muharrem ayında orucu, tutulan oruç da aynen Ramazan orucu gibi imsak vaktiyle başlayıp akşam vaktiyle sona erer.